edildiğini söyledi. İlk kez bu yayında söylüyorum. Öğle arasında yemek yemek suretiyle aracı güneş altına park ederek, kontağı klimayı da kapatarak bir saatten fazla süre kelepçeli bırakıyorlar. İşkencenin bunlarla da sınırlı kalmadığına vurgu yapan Meriç Kahraman, dönüş yolunun da eziyete çevrildiğine vurgu yaptı. Tayfun Kahraman'ın bulunduğu arabada araç kemeri de yok, emniyet kemeri de yok, çalışmıyor. Zaten gözleri kararıyor, kulakları uğulduyor yani bu sıcağın etkisiyle. Zaten adam MS hastası. Yapılan işkenceler yetmezmiş gibi görevli kolluk kuvveti Tayfun Kahraman'ı bir de FETÖ'cü olmakla itham etti. Ayrıca bir tutanak yol doktorun yanına eşlik ettik. Çünkü bu bir FETÖ'cüdür ve zorlardır diye tutanak tutuyorlar. Tayfun Kahraman'a kimse FETÖ'cü diyemez. Bu bir hakarettir. Tayfun Kahraman bu ülkenin son derece saygın cumhuriyetçi bir evladıdır. FETÖ, ne demek Meriç FETÖ'cü kaçma şüphesi? Meriç Kahraman, kızları Vera'nın babasından ayrı geçirdiği günler nedeniyle zorlandığını da vurguladı. Durumu izah ediyoruz ama yani şunu söylüyor, 2,5 senedir ben bundan beri görmeye gidiyorum, artık babam gelmeli annem. İşte açıklamalar böyleydi değerli izleyiciler, ekranlarınıza getirdik. Ve devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesini arkadaşlarım sizlerle paylaştı. Türkiye günlerdir o teğmenleri konuşuyor. Mezuniyet töreninde yemin eden ve sonrasında Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan o teğmenler. AKP'nin şimşeklerini çekmişti. AKP'ye yakın isimler tarafından hedef tahtasına konulan işte bu teğmenlerden bahsediyoruz. Bir son dakika gelişmesini ekranlara getirelim. Zira Milli Savunma Bakanlığı diyor ki inceleme başlatıldı. Kusur varsa gerekli işlem yapılacak. Bir kez daha bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını sizlerle paylaşalım. Harp okullarından mezun olan o teğmenler ki hem kara hem hava hem denizde birinci olan o genç kadın teğmenler her birimizin aslında gurur kaynağı olmuştu. Onları konuşmamız gerekirken özellikle AKP'nin içinden kimi isimlerin, kimi yazarların, kimi sosyal medya trollerinin hedef gösterdiği o teğmenlerden bahsediyoruz. İşte o teğmenler hakkında inceleme başlatılacak, işlem yapılacak diyor Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, eğer bir kusur varsa. Notu da sizlerle ekranlarınıza da yansıyor. Bir sıcak gelişme olarak bunu da duyurmuş olduk. Dediğimiz gibi teğmenler ve yaşanan bu gelişmeler, Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atması o teğmenlerin birilerini rahatsız etti. Peki Mustafa Kemal'in askeri değil mi onlar? Bunlar kimden, neden rahatsız oldu buna tepki gösterenler? Oranın bu sorunun hala net bir yanıtı yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Zira önemliydi. Demişti ki eğer Mustafa Kemal'in askeriyiz demiyorsa bir asker, işte orada bir beka sorunu vardır. Bunun altını çizmek gerekiyor. Efendim bu haberi takip edeceğiz, ekranlarınıza getireceğiz gün içinde. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bu bilgiye ilişkin son dakika gelişmelerini takip edeceğiz. Bu arada bu teğmenler meselesi hem o yemin hem de sonrasında Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganları AKP'nin içinde de bir çatlak yaratmışa benziyor. Dün sizlerle paylaşmıştık. Özellikle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Ömer Çelik'in sözlerini alıntıladığı sözlere AKP'li bir isim olan Mehmet Metiner'den tepki gelmişti. İşte o gerilim yeni açıklamalarla devam etti. İzleyelim. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganları AKP'de çatlağa neden oldu. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. AKP sözcüsü Ömer Çelik mezuniyet töreninde kılıç çekip yemin eden teğmenlerle ilgili açıklama yaptı. Bu görüntülerden işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj verildi. Evet, bu görüntülerden işte hükümete karşı bir mesaj verildi. Üslupla konuşmaları, asıl bunların yaptığı şey işte o eski vesayet anlayışının diriltilmeye çalışılması meselesidir. Bir de tabii bunlara cevap vereyim derken milletin kendi imkanlarıyla göz bebeği gibi baktığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceği için yetiştirilmiş
bu teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Çelik'in bu sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak Çelik'e destek verdi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teğmenler ve yemin töreniyle ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur. Çer çöpün, dışlanmışların, Büyük Türk Milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir. Kripto FETÖ'cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım, dedi. Bulut'a tepki ise eski AKP milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, bir dizi tweet atarak tartışmanın fitilini ateşledi. Haddini bil de konuş. Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AKP'li oldun da AKP'nin sopasıyla adam dövüyorsun? Senin gibi çerçöpler sayesinde AKP'miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir. Partimizin sözcüsü Ömer Çelik'in isminin arkasına sığınıp ömrünü davasına adamış insanları sırf o teğmenlerin gayri kanuni yemin törenini eleştirdi diye çirkin suçlamalar eşliğinde hedef tahtasına oturtmak hadsizliğin ötesinde kirli bir ayak oyunudur. Hızını alamayan Metiner, Jöleli danışman dediği Yiğit Bulut'u gerçek AKP'li olmamakla suçladı. İşte asıl siyasi fitnecilik budur. AKP tabanını çerçöp diyerek suçlayan bu AKP'li olmayan dil, ne yazık ki AKP'yi AKP olmaktan çıkartmayı amaçlayan operasyonel bir dildir. O birisi kendi aklınca tuzak kuruyor. O parti YB gibilerin partisi olsaydı bir saniye durmazdık. Jöleli Cumhurbaşkanı Başdanışmanı bizi PKK'lı ve FETÖ'cü ilan etmiş. Bunlar akıl sahipleri ise... Yiğit Bulut ise yine X hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Mehmet Metiner'e yanıt verdi. Bulut, söz konusu paylaşımında Ömer Çelik ne diyorsa odur. Eski HDP'liler, eski FETÖ'cüler büyük Türk milletimize ayar veremez. Rahat uyu Türk milleti, bizler buradayız ifadelerini kullandı. Bulut'la Metiner arasındaki tartışmaya son olarak eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci de dahil oldu. X hesabından paylaşım yapan Birinci, Yiğit Bulut'u hedef aldı. Eğer siz bu husustaki doğru olan ve tecrübeyle damıtılmış görüşleri FETÖ artığı, çerçöp ifadeleriyle genellerseniz iki ihtimalden birini yansıtıyorsunuz demektir. Ya siz FETÖ artığısınız ya da çerçöp sizsiniz. Şimdi tabii bu açıklamaların sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yarın ben konuşacağım demişti. Bugün de konu kapanmıştır sanırım. Hiçbir bilgisi sıfatı olmadan sadece sosyal medyada var olabilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan kin ve nefretleri yüzünden hırsları akıllarını aşmış şekilde açıklama yapanları artık dikkate almayalım lütfen paylaşımı yaptı. Yani bu tartışma sosyal medya üzerinden noktalanmış gibi gözükse de AKP'nin içindeki o kaynama devam ediyor. Şimdi efendim bugün sabah saatlerinden itibaren canlı yayınlarla izliyoruz, takip ediyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Gözümüz kulağımız bugün Anayasa Mahkemesi'nde. Zira sokak hayvanlarına katliam